Yankı. Yankı. Tospik. Tospisim. Aa. Hı? Tospis. Hı? Aa. Bu söylediklerimi tekrarlayan kim? Hey! Hey! Şimdi yakaladım seni. Hı? Yine göremiyorum. Duydun mu Tospiş'im? Seni de taklit ediyor. Bu sefer yakalayacağım seni. Hey! Of, yine olmadı. Acaba Mete bana bir oyun oynuyor olabilir mi Tospiş'im? Nereye saklanmıştır ki? Hadi bir daha seslenip onu bulalım. Mete! Hayır! Bu Mete değil, her yere baktım. Mete olsa görürdüm. Olsun Tospiş'im, ben bu görünmez arkadaşımı çok sevdim. Hadi onunla konuşmaya devam edelim. Merhaba. Merhaba. Bak, o da bana merhaba dedi Tospiş'im. Bu çok eğlenceli. Nasılsın yeni arkadaşım? Aa, arkadaşım benimle konuşmuyor Tospik. Ne oldu acaba? Arkadaşım nereye gitti ki? Ne güzel konuşuyorduk. Aa Mete, Nilo'ya bak. Ne kadar dalgın. Bizi fark etmedi bile. Doğru. Hem de kendi kendine konuşuyor. Ben şimdi onun dikkatini çekerim. Sürpriz! Ne kadar da dalgınsın böyle Nilo'ya. Neden kendi kendine konuşuyordun Nilo'ya? Kendi kendime mi? Hayır abi. Aslında ben görünmez arkadaşımla konuşuyordum. Ne? Görünmez arkadaş mı? Evet abi. Biraz önce çok eğlenceli bir arkadaşım vardı. Ama onu şimdi kaybettim. Zaten görünmez değil miydi Nilo'ya? Nasıl kaybettin ki? Siz bana inanmıyorsunuz ama sizinle de konuşunca anlarsınız. Peki bu arkadaşın nerede Nilo'ya? İşte şu tepenin orada. İsterseniz sizi de onunla tanıştırabilirim. Oo, ben isterim Nilo'ya. Hiç görünmez bir arkadaşım olmamıştı. Gidelim bakalım. Hadi o zaman, gelin benimle. Az önce buradaydı. Hey. Ama burada kimse yok ki. Evet Nilo'ya, kimse yok. Onu göremezsiniz ama duyabilirsiniz.
Bakın şimdi. Hey! Duydunuz mu? Size demiştim. Oo, gerçekten de Nilo'ya haklıymış. Evet, size demiştim abi. Ama ben hala kimseyi göremiyorum. Hadi, Nilo'nun arkadaşını arayalım. Siz arayın. Ben de biraz uzağa gidip sesin nereye kadar ulaştığına bakacağım. Nilo'ya, şuraya baktın mı? Baktım Mete. Peki bu tarafa? Oraya da baktım. Hiçbir yerde yok. Olsun Nilo'ya. Aslında böyle gizli bir arkadaşımız olması çok daha heyecanlı değil mi? Evet Mete. Nilo'ya, arkadaşın acaba benimle de konuşur mu? Bilmem. Hadi sen de dene. Merhaba. Merhaba. Oh, konuştu Nilo'ya. Hatta biraz önce Tospiş'le bile konuştu. Değil mi Tospiş'im? Bu çok eğlenceli. Bu arkadaşı hiç kaybetmeyelim. Bence de Mete. Buldum. Neyi buldun abi? Hı? Aradığınız arkadaşınızı buldum Nilo'ya. Aa, hani nerede? Bilmem, ben de görmedim ki. Ha? Görmediysen nasıl buldun abi? Çok kolay, çünkü sizin sandığınız gibi görünmez biri değil. Onun adı Yankı. Yankı mı? Yankı mı? Evet. Yankı ne demek abicim? Ne demek? Bakın çocuklar, sesimiz genellikle böyle boş alanlarda dalgalanır ve tekrar bize geri gelir. Aslında ne konuşan biri vardır ne de görünmeyen bir arkadaş. O zaman bizim dediklerimizi kim tekrarlıyordu? Hiç kimse. Bu doğal bir olay. Bakın, etrafımız açık ve karşımızda sadece bir dağ var. Biz bağırınca dalgalar halinde yayılan sesimiz bu dağa çarparak bize geri geliyor. Hepsi bu. He, şimdi anladım. Demek o yüzden buradan uzaklaşıp evlerin, ağaçların yanına gittiğimde yankı kayboluyor. Evet Nilo'ya. Ben de az önce gidip bunu denedim ve emin oldum. Oo, bu çok eğlenceli bir bilgi abicim. Bize bunu anlattığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Görünmez arkadaşımızı daha bulamadan kaybettik Nilo'ya. Olsun Mete. Neyse ki bizim görünen... Hem de çok sevimli görünen bir arkadaşımız var. Değil mi? Yeni arkadaşlar. Koş koş Tospiş'im, geç kalacağız. Merhaba arkadaşlar. Nilo'ya neden hepimizi buraya topladın? Artık söylemeyecek misin? Hı? Söylersem sürprizin tadı kaçar. Birazdan anlarsınız arkadaşlar. Saat kaç oldu abicim? Saat tam bir Nilo'ya. Tamam, şimdi gelirler. İşte sürpriz. Bakın geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba Mete. Merhaba Mete. Mete'nin kuzeni Cem. Artık yeni bir arkadaşımız daha var. Evet arkadaşlar. Cem benim şehirde yaşayan dayımın oğlu. Artık sık sık buraya gelecek. Aa, bu ne güzel bir sürpriz. Hoş geldin Cem. Hoş geldin. Merhaba Cem. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Mete hep sizden bahsediyordu. Sonunda sizinle tanıştığıma çok sevindim. Ne duruyoruz arkadaşlar? Yeni arkadaş yeni oyun demek. Hadi hep birlikte oyun oynayalım ve Cem'e köyümüzü tanıtalım. Evet tabii ya, tanıtalım. Evet, harika bir fikir. Yaşasın. Hadi oynayalım. O ne Cem? Ay. Arkadaşlar, bu benim en yakın arkadaşım Uzun Kulak. Uzun Kulak mı? Ne güzel bir isim.
koşanları çok severim. Ama uzun kulak neden o çantanın içinde Cem? Çünkü bu çanta onun evi Nilo'ya. Uzun kulak bunun içinde mi yaşıyor? Neden kırlarda koşup oynamıyor? Arkadaşlar, Cem'in yaşadığı yerde öyle kırlar yok ki. Evet arkadaşlar, onu çantasından çıkarırsam uzun kulak korkar. Hem başına bir şey gelebilir. Hiç doğadan korkan tavşan olur mu Cem? Korkmanıza gerek yok. Bizim buralarda ona hiçbir şey olmaz. Aslında Nilo'ya doğru söylüyor Cem. Bak bu da Tospik, Nilo'ya'nın kaplumbağası. Tospik burada bizimle bütün gün koşup oynar. Bence uzun kulağı da bırakmalısın. Tospik ona her yeri öğretir. Değil mi benim canım Tospik'im? Bak senin de yeni bir arkadaşın oldu. Harika değil mi? Hadi uzun kulak. Burada istediğin kadar koşup oynayabilirsin. Ne duruyoruz? Biz de yeni arkadaşımızla ilk oyunumuza başlayalım. Ne dersin Cem? Ben oyunlara bayılırım. Ne oynuyoruz? Benim bir fikrim var. Dayım bize yeni bir top göndermiş arkadaşlar. Yeni topumuzla maç yapalım mı? Bu harika bir fikir. Hadi. Yakala Mine. Top bende. Koş Cem koş. Gol geliyor. Topu. Arkadaşlar gördünüz mü? Uzun kulak ne kadar hızlı. Teşekkür ederiz sevimli tavşan. Bundan sonra kaçan topların peşinden koşmayacağım. Aferin sana tavşancık. Yaşasın yeni arkadaşlarımız. Hoş geldin yeni arkadaşım. Uzat elini tanışalım. Hiç vakit kaybetmeden maceraya başlayalım. Anlatmana geldiğin yerleri, dağları, denizleri, evleri. Merak ederim ben seni. Çok daha eğlenceli bir yer olacak. İyi ki geldiniz Cem. Bence de Nilo'ya. İyi ki sizinle tanıştım. Hadi o zaman maça kaldığımız yerden devam edelim. Tamam ama dikkat et Cem. Topu bir daha o kadar uzaklara kaçırma. Bence istediği kadar uzağa atabilir. Ne de olsa artık uzun kulak var değil mi?